Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf sosyal bilgiler 110, 111, 112 ve 113. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz icat çıkaralım. İlk sorumuzdan başlayalım. İcattan ihraca ihtiyaçlardan doğar diyen bir kişi bu sözünü açıklamak için neler söyleyebilir? Tarihe bakıldığı zaman icatlar ihtiyaçlardan doğar diyen bir kişi çok doğru bir söz kullandığı ifade edilmesi gerekmektedir. İcatlar ihtiyaçlardan doğar demek, insanların günlük hayatında kolay bir şekilde yaşayabilmesi ve önüne çıkan sorunları kolay bir şekilde çözebilmesi amacıyla bilim insanları ve mucitler tarafından üretilmiş olan, insanların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen icatlara verilen en güzel yanıt olacağını ifade etmek gerekir. Çünkü mucitler ve bilim insanları sürekli olarak icatlarını insanların gelecek dönemlerde veya bulundukları dönemde ihtiyaçlarını gidermek amacıyla üretmiş oldukları eşyalar olarak kabul edilir. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de ve günümüzde de sürekli olarak insanların ihtiyaçları dikkate alınarak icatlar ortaya çıkmaktadır. Cırt cırt bantların kullanıldığı ürünlere hangi örnekleri verebilirsiniz? Cırt cırt bantların kullanımı ile beraber insanlar daha rahat ve kullanışlı bir şekilde eşyaların bağlanmasını sağlayarak elverişli bir ortam sağladığı ifade edilir. Günümüzde insanların kullanımına sunulan cırt cırt bantları çantaların kapatılmasında, ayakkabıların bağcık olarak kullanılmasında, kol bantlarında, ceketlerde fermuar yerine elbiselerde kullanımı aktif olarak yer aldığı bilinmektedir. Kaloriferli ayakkabının ürettiği enerji, ısıtma dışında başka hangi amaçlarla kullanılabilir? Günümüzde kaloriferli ayakkabıların üretmiş olduğu enerji ısıtma yöntemiyle bizlerin kış aylarında sıcak bir şekilde ayaklarımızın kalmasını sağlar. Kaloriferli ayakkabılar üretmiş olduğu enerjiyle beraber ayakkabıların ışıklar yöntemiyle aydınlık bir şekilde hareket etmemizi ve geceleri araçların insanların bizi fark ederek dikkat etmesini sağlayabiliriz. Ayrıca üretmiş olduğu enerjiyle beraber bir depolama alanı yapabilir ve telefonların şarjı burada powerbank görevi görebilir. Evinizdeki eşyaları kullanırken karşılaştığınız sorunlarla hangi örnekleri verebilirsiniz? Evimizde eşyaları kullanırken sürekli olarak dikkatli bir şekilde eşyaları aile büyüklerimizin yardımıyla ve onların kontrolünde kullanmamız gerekir. Evimizde var olan eşyaların kullanımında gerçekleşecek olan sorunlar, örnek vermek gerekirse, priz başlıklarının yanması veya erimesi, ev aletlerinin motorlarının yanması veya düzgün çalışmaması, prizlerin yerinden çıkması veya çalışmaması, elektrik akımının düzgün bir şekilde gelmemesi gibi birçok örnek verilebilir. Evet, bir paragraf verilmiş, onunla ilgili de bir sorumuz var. Hemen okuyalım. İlaç kutularının içindeki tanıtıcı yazılarda o ilacın özellikleri ve nasıl kullanılacağı belirtilir. Eczacılar da kutuların üzerinde ilaçların ne zaman ve ne kadar kullanılacağını yazar. Böylece hastalara ilaçlarını en doğru biçimde kullanmaları konusunda yardımcı olurlar. Ancak bütün uygulamalar bazı durumlarda yetersiz kalabilir. Çünkü hasta okuma yazma bilmeyen veya görme engelli biri olabilir. Bu insanlar ilaç kutusundaki uyarı ve açıklamaları okuyamazlar. Böyle olunca da ilacı yanlış kullanıp zarar görebilirler. Ben böyle durumların yaşanabileceğini düşünerek yeni bir ürün tasarladım. Okulumuzda düzenlenen proje yarışmasında da konuşan ilaç kutusu adını verdiğim bu ürünle katıldım. Tasarımıma göre ilaç kutusunun üzerine sesi kaydetme ve kaydedilen sesi dinleme özelliğine sahip yassı bir cihaz takılıyor. Eczacı görme engelli biri geldiğinde ilaç kutusunun üzerindeki düğmeye basarak ilacı nasıl kullanacağını anlatıyor. Hasta da ilacı kullanacağı zaman aynı düğmeye basarak eczacının uyarı ve açıklamalarını dinliyor. Böylece eline aldığı ilacın doğru ilaç olup olmadığını ve nasıl kullanacağını öğrenmiş oluyor. Siz olsaydınız görme engelli hastaların bu sorununa nasıl bir çözüm bulurdunuz? Ben olsaydım ilaçların dış kabına veya iç tarafta var olan ilaçların üstüne görme engelliler için kullanılan alfabe ile yazılara yazarak kolay bir şekilde hangi ilacı kullanacaklarını öğrenmelerini sağlardım. Her yıl yaz mevsiminde insanlar serinlemek için denizlere, havuzlara ve göllere giriyorlar. Ancak ne yazık ki bilgisizlik ve dikkatsizlik nedeniyle pek çok insan boğularak hayatını kaybediyor.
Ben tasarladığım bileklik ile bu üzücü olayları en aza indirmek istedim. Can kurtaran balon adını verdiğim bu bilekliğin içinde balona bağlı küçük bir gaz tüpü bulunuyor. Boğulma tehlikesiyle karşılaşan kişi bilekliğin üzerindeki kolu çektiği anda tüpten çıkan gaz genleşerek balonu dolduruyor. Hızla şişen balon sahibini hızla suyun yüzeyine çıkararak boğulmaktan kurtarıyor. Sizden can kurtaran balonunu anlatan bir reklam sloganı bulmanız istenseydi sloganınız ne olurdu? Tehlikeli olan yerlerde uyarı levhaları koyardım. Ayrıca insanlara bilgi vererek tehlikeli ve güvenli olmayan sulara girmemeleri gerektiği hakkında uyarılar yapardım. Halka açık, temiz ve ücretsiz plajlarda insanların serinleme ihtiyacını karşılamak için sloganım ücretsiz bir serinlik olurdu. Okulunuzda günlük hayattaki ihtiyaçlarla ilgili ürünler tasarlamaya yönelik bir proje yarışması düzenlenmiştir. Bu yarışmaya nasıl bir ürünle katılmak isterdiniz? Tasarladığınız ürünle ilgili olarak istenilen bilgileri aşağıya yazınız. Ürününüzü tasarlama amacınız nedir? İnternet yardımı ile görme engellilere yol göstermek. Ürününüzü kısaca tanıtınız. Ürün saat şeklinde uyarılar ile birlikte görme engellilere yol, kurum ve kuruluş yerlerini göstermektir. Ürünümüzün şeklini çizelim. Ürünümüzün şekli kol saati şeklinde. Ama konuşan bir saat. Ürününüze bir ad veriniz. Hayat saati. Ürününüzü anlatan bir slogan bulunuz. GPS ile bağlan engelleri kaldır. Evet, konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizde aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar.